bazı ülkelerde bazı zenginlerin, tabii bu iş paraya dayandığı için zengin olması gerekiyor. Bu masrafı yapmak için. İşte kıyamete karşı tedbirler aldıkları. Efendim, şimdi bunu ben çok saçma buluyorum. Efendim, yine benim eski lafıma geleceğiz. Yani dünyada su biterse, Mars'ta hayat var mı, hava var mı, su var mı düşünmek bana ne kadar saçma geliyorsa. Çünkü Kur'an'a baktığımızda Allah-u Teala burayı kıyamette yok edeceğini bildiriyor. Ama kıyametten önce bu insanları yedireceğini, içireceğini, yani aç susuz bırakmayacağını, yaşatacağını da beyan ediyor. Dolayısıyla burada böyle bir susuzluk, açlık olup da biz Mars'a gidip de yerleşir miyiz? Böyle bir şeyin olmayacağını Kur'an bildiriyor. Efendim 3 kilometre kuvvetle gelen rüzgara işte set yapalım, işte efendim yerin altına sığınak yapacağız, orada havuzlar olacak, şeyler olacak işte denilenlere göre. Efendim gözlük almak lazım olursa diye, olmasın diye işte ona bir tedbir alalım, lensimizi takalım, her şeyimizi hazır edelim böyle. E şimdi sen kıyamet koptuğu zaman bütün bu alem un ufak olacak. Yani zerre kalmayacak. Bu zerre kalmadığı zaman senin zaten sığınağın da kalmayacak. Gökler, yerler darmadağın olacak. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Bizim inancımıza göre. Onların da kitapları aslında böyle söylüyor. Kitapların aslı vahye dayandığı için. Fakat kitaplar tarif edildi. Kendi kitaplarına da bakmıyorlar. Baksalar da tabii tevillerle, yorumlarla. Onun için zaten ölenin kıyameti kopmuştur. Bu insanların ortalaması 60, 70, 80, 90'ı geçmiyor. Sen zaten böyle bir fırtına olduğunda Allah'a karşı bu fırtına seni korsa, Ad kavmi minare kadar adamlardı. Yani adamın boyu gökdelen kadardı. Kur'an-ı Kerim, اَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِسْلَا فِي الْبِلَادِ Alemlerde misli yaratılmamış bir kavim idi. Bunları yani dizlerine kadar, bilmem 50 metre, 100 metre dibine giriyor, dizine geliyor. Bunları kaldırdım diyor Kur'an'da, Ad kavminin helaki çok bahsediliyor. Dolayısıyla bu efendim Allah'ın fırtınasına, azabına, gazabına hiçbir şey dayanamaz. Kıyametin kopmasına daha çok var. Bu 2000'i göreceğiz. Yani biz 1438'deyiz Hicri. Bu 2000 görülecek. Yani dünya bu 2000'i görür. Daha şurada 500-600 küsur seneyi görür. Sığınakta dursan, makinaları kendine bağlasan, ciğerini, kalbini işte makine çalışır, kalp durur. Yani pil çalışır, kalp durur. Dolayısıyla ecele de fayda etmez. Şimdi bu nereye fayda edecek? Hiçbir şey fayda etmez. Dolayısıyla bunun ben saçmalıktan öte bir şey görmüyorum. Fuzuli israf ve masraf olarak görüyorum. Allah akıl fikir versin. Allah hidayet etsin, ıslah etsin de görüyorsunuz. Paraları da olsa, diplomaları da olsa, akılları da olsa ne saçmalıklar yapıyorlar, ne fuzuli işler yapıyorlar. Allah ıslah etsin.